أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد استعوذ بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلدة طيبة ورب غفور Allah'a ladi. Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed, tıb'ı kulubena ve devaiha, ve afiyete Ramdan ve şifaiha ve nuru'l-absar ve ziya'iha wa ala ali wa sahbihi ve sallim. Selamun alaykum ve rahmetullah ve berekatü ebeden daima. Aziz aziz muhterem dostlarım, kıymetli büyüklerim, aziz arkadaşlarım ve bizi dinleyen kıymetli gençler. Gecemiz mübarek olsun, cumamız mübarek olsun inşallah. Ee, malum haliniz e, böyle derslerimiz var, serilerimiz var. Fakat hem makam münasebetiyle hem ihtiyacımız olması hasebiyle e, bize işte seçimlerle alakalı, siyasetle alakalı, Müslümanın duruşuyla alakalı, sorular soruluyor. Bununla alakalı biz de Kur'an'dan, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisine beviyesinden, İslam ulamalarının uygulamalarından ve Risale-i Nur Külliyatı'ndan ve zaman Said Nursi Hazretleri'nin ve talebelerinin uygulamalarından e, şeyleri beraber okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Allah beden razı olsun. Çünkü bu dersler de önemli. Bunlar da Kur'ani hakikatlardır. Namaz kılmak nasıl ki e, namaz kılmamız lazım. Şeriatın emridir. E, aynı şekilde diyor ki ne? Vezinul bil kıstas yani e, ondan sonra yani ölçü tartıyı yapın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Eee ateyullah ve ateyurasev ve ulul emr minkum Allah'a Resul'e ve sizden olan ulul emre itaat edin diyor. Bunlar da ayet. Başka Ruddul emanet ile ehliye emanetleri ehillerine verin yöneticiliği. Hangi konuda olursa olsun emaneti kime? Liyakat sahipleri olan ehliyetli olanlara veriniz. Ayet-i kerimede Hel yestevül âmâ vel basir Yani hiç gören de görmeyenler bir olur mu? diyor. La yestevü ashabun nâr ashabul cennet Ya nar ehliyle nar ashabıyla nur ashabı, cennet ashabı bir olur mu? Olmaz. Dolayısıyla Oluklar çift akıyor, birinden nur, birinden kir akıyor. Dolayısıyla madem dünyadayız, imtihandayız, ya önümüzde hayır var, ya şer var. Biz bu hayır ve şer olan dünyada imtihana geldiğimize göre doğruyu bulmamızın mizanlarını da Allah bize akıl vermiş, mantık mizan vermiş ama kitap göndermiş, ilahi vahiy manzumesiyle ölçüler göndermiş, dusturlar göndermiş. Aklın, kalbin, anlı bizim dünya ve ahiret saadetimize medar olacak. Uygulamasını da ve tafsilini, tebiyinini yani açıklamasını da, uygulamasını da Efendime söyleyeyim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi hayatında yapmış. Ve Efendimizin bir Mekke dönemi hayatı var, bir Medine dönemi hayatı var. E, Mekke döneminde e, mesela kesinlikle dünyevi şeyleri öncelemiyor siyaset. Diyorlar başımız ol, yöneticimiz ol, sana istediğin kadar para verelim, istersen liderimiz ol. Ama dinle alakalı meseleleri ikinci plana bırak. <laughs> Efendimiz ne diyor? Yani güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz vallahi ben bu davamdan vazgeçmem. Yani mesele yöneticilik değildir, idarecilik değildir, dünya değildir, para değildir, nam değildir, şan değildir, şöhret değildir. Hazreti Ömer Efendimizin tabiri soruyor ya. Ya Resulallah yani o Kayserler yani Bizans'ın padişahları işte ondan sonra o Fars'ın e, İran'ın melikleri işte efendime söyleyeyim. Bunlar hiç layık olmadıkları halde kuş duyu yataklarda yatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hasırda yatmış. Yüzünde izi çıkmış da Hazreti Ömer onu görünce ağlıyor. Hasırda hasırda yatak yok. Düşünün hasır. Hasırı biliyorsunuz değil mi? Yani otlardan örülmüş otlardan örülmüş kilim halı gibi böyle bir şey düşünün. Ya insan üzerinde uzun miktar oturamaz, ayakları bile ağrır. Efendimiz onun üzerinde yatıyor. Yüzüne izleri çıkınca istemez misin ya Ömer dünya onların ahiret bizim olsun derken yani tabi onlar dünyanın fani ve zahiri yüzüne hakimler ama mümin dünyada da cennette, ahirette de cennettedir. Yani Müslüman Dün, dini için yani dünyayı ne yapmaz? Dini dünyaya satmaz. Ama dünyayı maksadına, dinine ne yapar? Feda eder ve satar. İnallâheşterâ minel müminine var ya Allah diyor müminlerden diyor satın aldı. Neyi satın aldı? Ee, Enfüsem ve enve'lehum nefislerini ve mallarını bi enne cennet cennet karşılığında dünyada ve ahirette cennetler var. Yani müminin demek ki bir şeyi şey yaparken bir mümin, bir Müslüman devamlı noktayı nazar nedir? Ahiret hesabınadır. Çünkü dünyanın üç yüzü vardı. Esma ilahiye bakan yüzü vardı, ahirete bakan yüzü vardı. de üçüncüsü ehli hevesatın melabegahı olan günahların, gafletin, dalaletin, hiyanetlerin döndüğü yüz var ki o üçüncü yüz sevilmez, lanet edilecek, telin edilecek bir yüzdür. Ama esma ilahi aynadarlık edilen yüzü, ahirete bakan yüzüyle sevilirdi. Dolayısıyla bir Müslümanın ölçüsü işte kitap, sünnettir. Biz edille-i şer'iye dediğimiz dört tane unsur var. Yani biz bu dört unsura göre şey yaparız. Kitap, Allah'ın gönderdiği vahiy ilahi. O, o güneş, vahiy güneşi onun altına girdiğin zaman her yer aydınlanır. Ama ben vahyin altına girmeyeceğim. Sadece kendi kafamın ölçüleriyle tartacağım dediğin zaman el fenerinle el feneriyle kainatı dünyayı açıklamaya çalışmak gibi. El feneri nereye aydınlatabilir senin yani? Ne kadar gözünün önüne görebilirsin? Vahyin altına girmek ne demek? İnternete bağlıyorsun telefonunu, televizyonunu, neyse işte. Bütün dünyadaki o internet şebekesi senin oluyor. Ben onları kabul etmiyorum dediğin zaman her tarafı senin çekmen lazım. Vahdetteki, vahiydeki kolaylığı görüyor musunuz? İkincisi sünnet efendimiz aleyhisselam eee ayet-i kerimede in kuntum Eğer Allah'a diyor imanınız varsa ki imanınız insan bu kadar kain bu kadar nimetleri veren zatı sever fıtratının gereği çünkü el, e, e, el insan abidul ihsan insan ihsanın kölesidir. İhsan edeni sever, hediye edeni sever. E, fıtratının gereği o zaman diyor İn kuntum tuhibbun Allah Allah. Cenab-ı Hak diyor ey habibim de onlara yine. Allah eğer seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Men ata'a Rasul'a faqad ata Allah. Allah yani resule elçi Allah'ın elçisine Allah Resulüne itaat eden kime itaat etmiş olur? Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü niye? İn illa vahyun yuha. O vahiyle konuşur. Ya Allah'ın öğrettiklerini söyler. Yoksa haşa kafasına göre bir iş ne yapmaz? Yapmaz. Düşünün. İnşallah demedi diye, İnşallah demeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unuttu diye ki bize de örnek olsun diye belki Cenab-ı Hak ona unutturuldu. Aylarca vahiy meleği gelmiyor. Yahudiler geliyor bir soru soruyor. İşte Allah alem ruhla alakalı. Diyor yarın gelin cevabını vereyim. Ama inşallah demiyor inşallah çünkü ama Cebrail Aleyhisselam Allah aylarca göndermiyor. Yani Yahudiler dalga geçiyor. Gördünüz mü Muhammed'i bize yarın demişti günler geçti haftalar geçti he falan filan. Efendimiz o kadar sıkılıyor, o kadar üzülüyor ki sonra ayet geliyor. Ya Muhammed inşallah demeden kimseye bir şey söyleme. Çünkü Allah isterse Allah'a kendi kendin şeyine göre Allah senin şey ama sen biz Allah'a yani düşünün inşallah demeyi unuttu Efendimiz'e ne kadar bakın bir şey yapılıyor. İfade edilebiliyor muyum? Ki peygamber namaz kılmayı öğretecek, zekat vermeyi öğretecek, dinle alakaları, duaları bir, ha, bir yanlış olacak da Allah onu uyarmayacak. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunu akıl kabul edebilir mi? İkincisi sünnet, kitap. Bunları edille-i şer'iye diyoruz. Bu bakın çok önemli. Bazı böyle e, batıl itikatlar, batıl mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor yani ümmetim 70, yani Yahudiler 71 fırkaya, fıkra, fırkaya, bölüye. Yahudiler 72, benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak bölüm, kısım. İçinden bir tane fırkayı naciye olacak. Kim o da? Benim kitap ve sünnetimi yani ittiba eden ehl Sünnet ve Cemaat olan cemaat ne yapacak kurtulacak. Peki bu ehl Sünnet cemaat bir cemaat bir vakıf bir süvüt olur mu? Hayır. Müspet ehl Sünnet bütün tarikatlar, bütün cemaatler bunun içerisindedir. Yani dört mezhebe itikadı, dört mezhep imamına göre yani hani, Hanefi, Hanbeli, Şafi, efendime söyleyeyim, Maliki olan Maturidi ve itikatta da Maturidi ve Eş'ari olanlar. Yani bunlar ehl Sünnet ve Cemaat. Ama bunun ya de var, Cebriyesi de var. Bak bunlar ifrat tevhid şiası var vesaire var, oğlu var. Yani 70 demek ki kitap ve sünnet efendimiz Aleyhisselam'ın da belirttiği Üçüncü, bunu ha bunları ne yapmazlar bu edille-i şer'iyeyi bu dört şeyi göstermezler. Çünkü bu dördüne yani kitap ve sünnete bağlı kalan kitap ve sünnetin düsturudur zaten icma ne nedir? İcma ümmet yani bir şeyde ümmetin icma etmesi, aynı şekilde fikir birliğine varması e, ve kıyası fukaha ve alimlerin, fakihlerin, meslekler Efendimiz'den Aleyhisselam veya sahabe-i kiramdan Efendimiz'den gördükleri şekilde eğer ona benzer aynı hüküm yoksa ondan diğerini benzeye kıyaslayarak hükümler çıkartmasıdır. Bu dört tane hüküm şeriatın edille-i şeriye dediğimiz hükümlerdir. Şimdi bu siyasi meselelerde de böyle. Bazısı uyarışa vermezsin, şunu destekle veya bunu verme veya işte oy verirsen böyle olur. Bunlarla alakalı geçen derslerimize biraz bir kısımlarını ele aldık. Bir Müslüman da bunları bilmek zorunda. Şimdi geleceğiz bugün de gene siyasette ölçü derslerimiz çünkü. Neye göre bir Müslüman ölçüyor? Neye göre tartıyor? ben Çünkü benim ahiret, benim madem dünyadaki her şey ahirette bana soru sorulacak. İnceden ince hesabı var bunun. E düşünün bir milletin bir ümmetin geleceğiyle alakalı olan bir mesele de çünkü diyor Mendlal hayrike mendallal hayrka faile ya da sebebi kel yani sebep olan aynı yapan gibidir. Mesela insan hayra taraftar olduğu zaman hayır yapanların hayırları sana yazılır. Çünkü diyor küfre rıza küfür olduğu gibi zulme rıza da zulümdür. Yani bir insan kafir kendisi Müslüman ama kafirliğe kafirliğe ve küfre razı, küfrün kanunlarına veya uygulanmasına veya tatbikatına razı gelse, mecburen uysa veya şeyi seçeneği yok ol, vesaire ayrı ama ondan razı gelse küfür ve küfür e, inançsızlık, itikatsızlığın tervicine kendisi namaz kılıyor. Ama ehli küfre karşı taraftar olsa Allah muhafaza tervicini istese o da onlardan olur. Elmer o habbe kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Ya yani bu dostur çok önemli. Bir de işte essebi bir kel ve sebep olan aynı yapan gibidir. Zulme de diyoruz daha zulümdür. Bir insan birinin zulüm yaptığına kendisi ortak olmasa bile oh iyi etti diyor zalimlik yaptığına ona taraftar oluyorsa kalben ahirette o da onun ortaklarından olur. Ama iyiliğine taraftar oluyorsa ya birisi maşallah cami yaptırmış ne güzel yaptırmış dünyanın filan yerinde böyle filanlar gitmiş hizmet yapıyorlar ama inşallah orada Müslümanlar ne güzel işte namaz kılıyorlar İstanbul. ahirette sen de geleceksin onların ortağı olarak oradaki yapılan hizmetlere sen de ortaksın çünkü sen taraftar oldun dua ettin memnun oldun yani Filistin'de Irak'ta Suriye'de bak zulümler oluyor biz bunlara karşı mesela o zulümlere taraftar olmayarak adam dese ki ne ya boşver bana ne dese Allah muhafaza kafirin zulmüne ortak olur Aleyküm selam ve rahmetullah ve Teşekkür ederiz kardeşim. Allah beden razı olsun. Şimdi e, duşturlarımızdan bazılarını okuyacağız. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bize çoklukla soru soruyor. Müteferrik bir şekilde bu meseleleri izah etmeye çalıştık. Avudu billahimne şeytani ve siyaset meselesini yani Bediüzzaman Hazretleri siyasetten ve şeytandan Allah'a sığınma meselesinin ki uy bahsi geçen yerlerden de okuduk. Orada da diyor nedir? Biz müteharriki bir zat değiliz demişti. Yani Avrupa siyasetine alet olan siyasetten bir bu. İkincisi de körü körüne tarafkirlik olarak yani kendine muhalif bir alimi tekfir ediyor. Kendine muvafık bir dinsizi ne yapıyor? Onu da yerlere göklere sığdıramıyor. Ben ona dedim diyor. Yani senin muhalifine melek gelse lalet okuyacaksın. Taraf, seninle aynı siyasi görüşü şapan şey olsa ona da melek gibi ya şeytana melek gibi nelek diyecek. Olmuyormuş işte da siyasetin böyle kötüleri var ya. Halbuki iyiye iyi de kötüye kötü de. Bakıyorsun kendine taraftar olsa terör örgütünü bile gel diyor kucağına alıyor. Ya öyle bir şey olabilir mi? Halbuki iyilikten yöne ne demiştik? Ve ta'awun alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yarış yani ve ta'awun alel birri iyilikte yarış, takvada yarış, yardımlaş. Ve la ta'awun alel ism ve'l udvan ama düşmanlıkta ve ve günahkarlıkta, günahlarda yardımlaşmayın, paydaş olmayın diyor ayet-i kerimede. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'de bütün kıstaslar, bütün ölçüler var. Tabii ki bizim bu dersimizin sadece bütün bu şeylerle alakalı ayetlerle, hadislerle şeylerimiz tabii ki sığmaz. Ama bir şey bütün bütün elde edilmediği takdirde bütün bütün de terk edilmez. Bugün de birkaç meseleyi okuyacağız Allah nasip ederse. Sonra gene böyle birkaç müjdeyle bitireceğiz dersimiz Allah nasip ederse. Ama dersimizin bu kısmına da söyleyeyim. Allah'ın izni ve keremiyle Cenab-ı Hak vaat etmiş. Allahu timmu nuru ve lev kerihel Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Yani hiçbir zaman geriye gidiş yok. Kafirler, küfürler dünyanın neresinde olursa olsun. Müslümanlarla alakalı. Planlar, projeler yapıyorlar. Müslümanları, ülkeleri parçalamakla alakalı. Ama muvaffak olamayacaklar. Artık ya onlar söndürmek için üflediklerinde böyle bu nur alevlenecektir arkadaşlar. Bunu Size söylemiştim, hatırlarsanız pandemi derslerinde bu korona mektebinde yeni bir çağa girdiğimiz, yeni bir asra girdiğimizi, bundan sonra artık her, şey, her şeyin aynı olmayacağını, tebdülatların değişimlerin çok çok hızlı olacağını, maddi manevi nimetlerin çoğalacağını söyledim. Bu 2023 itibariyle 2023'ün özellikle ikinci yani altıncı ayından sonra daha da hızlanacak arkadaşlar. Daha da hızlanacak. Yani. Ee, özellikle 2040'a kadar giden müthiş bir süreç var. 2040 ve 2000, 2042 ve 2082 arasında zaten dünyada İslamiyet'in hakim olduğu ve dünyada barışın olduğu bir dönemi inşallah yaşayacağız. 2042'den 2082'ye kadar. Ondan sonra tekrar geri tabii ki her bir kemalin zevali vardır yani. Ama şu an bizim bu 20 senelik sürecimizde de 20 senelik bir sürecimiz var. Bu 20 senelik süreç çok hızlı bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Alem İslam adına, Türkiye adına. Maddi ve manevi. Allah ömür verirse, bizler de Allah ömür verirse şu an kaç işte 43, 44, kaç yaşında olduk? 44'e geldik. 20 sene sonra 60, Ey, elhamdülillah daha fazla ihtiyarlamamış olacağız yani. Allah uzun ömürler verirse görmek istiyoruz o günlerde inşallah. Elhamdülillah bayramları gördük zaten. Ha, yazı, yazı da görüp meyvelerini de görmek istiyoruz. Baharda geldik elhamdülillah. Çok şükür kışın böyle biz kışın artık bitip ilkbaharın ilk günlerinde Türkiye'nin o günlerinde gördük. Yani kışın son günlerini baharın da ilk günleriyle dünyaya geldik. Elhamdülillah baharı yaşıyoruz. Artık şimdi de yazın ilk günleriyle inşallah yazın yani ilkbaharın sonu, ilkbaharın sonu ve yazın elhamdülillah Tabi herhalde bir sonbaharı görmeyeceğiz. Yani ben kendi ömrü, Allah ömür verirse bilmiyoruz da 2082'den sonra ya artık kadar Allah ya yaşar mıyız bilemem. Yani ondan sonra sonbahar başlayacak. Sonbahardan sonra geri bir kış geliyor. Yani Allah'ın kainatta bir kanunu demiştik. Hatırlar mısınız saat gibi? Yani gün başlıyor bitiyordu değil mi? Hani sabahtan başlıyor, öğlen, ikindi, akşam bak gece akşam oldu. Sonra yatsı geri sabah. Yani hep böyle bir kanun. İnsanlar da çocuk doğuyor, büyüyor, ihtiyar vefat etti. Yeniden bak yeni çocuk geliyor falan böyle. Hep böyle kanun. Medeniyetler de böyle. İnsanların tarih şeyleri de böyle. Bu da böyle bir kanun ilahi. Kanun ilahi. Evet bunun nasıl ki gün 24 saatte, sene mevsim 12 ayda böyle şeyler var. İnsanlık tarihiyle alakalı 100 yıllık periyotlar var arkadaşlar. 100 yıllık periyotlar var. 200 yıllık periyotlar var. 300 yıllık periyotlar var. Böyle buna benzer periyotlar var yani. Şimdi elhamdülillah biz biz kendi periyodumuzun yükseliş zamanında ve yani Türkiye yıldızı diyoruz ya Türkiye Müslümanların yüzyılı. Alem İslam'la beraber Arap ve Türk kardeşliği, İttihad İslam, daha sonrasında ne de Türkiye Cumhuriyeti Asya'nın Asya ile birliktelik, Türkiye Cumhuriyetler, İslam ülkeleriyle birliktelik, ya yani Araplar, diğer Endonezya, Malezya vesaire hepsiyle beraber Afrika ülkeleriyle Allah'ın izni ve keremiyle Cemahir-i müttefika İslamiye denilen İslami Cumhuriyetler Birliği'nde göreceğiz Allah'ın izniyle. Şu an bakın dünyanın dört bir tarafında alem bu şu an hep onların taşları. Hamdü senalar olsun. Bakın alem İslam'daki ulemalar mesela Türkiye'deki Cumhur İttifakı'na ve Reis Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyorlar. Fetva verdiler ki bu insanı destekleyin diye. Bunlar yani neden şimdiye kadar hiçbir alem İslam'daki diğer ülkeler bu kadar alakadar olmamışlar ve bir birisi için böyle dua edip fetva yayınlamamışlar. İlk defa yani hilafet yıkılmasın diye Pakistan'da bileziklerini, kulağındaki küpelerini, dişlerini, altın dişi varsa söküp gönderenler bugün de şimdi gene aynı şeyle Elhamdülillah dünyanın dört bir tarafında dua ediyorlar. Biz daha önceki derslerimizde anlattım hatta ben biliyorsunuz biraz duygulandım ağladım yani. Beni de ağlattılar zaten o seçimin arefesinden sonra. O kadar gelen mesajlar, sesli mesajlar, yazılı mesajlar. Ya Allah haberden razı olsun onlardan. Bunlar bakın çünkü e, imanda birlik var ya kalplerin birliğinden sonra da maddi birliktelikler olur. Yani şimdi Avrupa Birliği var. Avrupa'daki ülkeler bir araya gelmiş, birleşmişler. Tek bayrağı var, tek paralar var Euro'da. Amerika Birleşik Devletleri. Bakın 54 tane devlet neyse yani. 54 mi 56 mı? Devlet bak. Birleşik Devlet. O kadar devlet birleşmiş bir devlet olmuş. Amerika Birleşik Devletleri. United Kingdom. Birleşik Krallık. İngiliz'in bünyesinde kaç tane devlet var? E, efendime söyleyeyim. Yani İngiliz'in bünyesinde kaç tane devlet var böyle? E, efendime söyleyeyim. Allahu salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Şurada şey güzel. Evet. Müslümanlar da Allah'ın izniyle bu döneme giriyoruz. Şu an bunun önü açıldı. Müslümanlar önce vatandaşları kalben birleşecek. Rabbimiz bir. Aynı Rabb'e bak. Bizi yaratan Rabbimiz bir. Kıblemiz bir. Yani Halık'ımız biz. Yaradanımız bir. Kıblemiz bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Bak bir 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 bir. Esma ilah edeceğim. Bin bir tane birliklerimiz var. Aynı zamanda biz akrabayız, dindaşız tarihte beraberiz bak bu kadar yüze kadar bir vesaire gibi hep bunlar Allah'ın izni ve keremiyle müminlerin, Müslümanların bizim dediğim gibi baharımız yaza döndü onların yazları da şu an sonbahara ve kışa dönecek. Onlar da sonbaharlarını yaşıyorlar arkadaşlar. Ve sonbaharları yaşıyor derken biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Kimsenin malına, mülküne, devletine de saldırmayacağız arkadaşlar. Hiçbir zaman. Bilakis Müslümanlar her zaman ne yapmışlar? Bulundukları yerlerde iyiliği, doğruluğu, adaleti sağlamışlar ve her zaman bir denge unsuru olmuşlar yani. Onlar da dedik ya biz bak 2042-2082 arasındaki süreçte dedik? Dünyada bir barış olacak. Savaş demiyoruz bakın barıştan bah İslamiyet barış demektir kardeşim zaten. Ama tabii ki bu 20 sene içerisinde bazı çalkantılar vesaireler işte vekalet savaşlarını başlatmış gidiyorlar ama bundan sonra onların kendi ayaklarını to ne yani Amerika'da çok değişiklikler göreceksiniz bundan sonra. Avrupa'da çok değişiklikler göreceksiniz. Türkiye'de de, bizde, alem İslam'da müsbet manada. O zaman onlar ne olacak peki diyeceksiniz. Ya biz kimsenin şeyi değiliz. Ee, arkadaşlar, Allahumme sallallahu aleyhi ve sellem. E, şunu göreceğiz hep birlikte Allah nasip ederse. Antalya biz de binler selam ediyoruz. Evet. Hristiyanlığın safileşip Kur'an'a, Müslümanlığa tabi olduğunu göreceksiniz. Fevç fevç İslamiyet'e dehaletler göreceksiniz. Hristiyan devletlerinden İslamiyet'e, Kur'an'ın ahkamına ve bu teknolojiyi, bu ilmi Kur'an'ın ve insanlığın menfaatine kullanıldığı dönemi göreceğiz yani hep birlikte Allah izin verirse. O da bir başladı, süratle devam edecek. Bakın süratle. Ateşi yakmak önce zordur ama ateş bir yandığı zaman biliyorsunuz Çatır çatır etrafındaki her şeyi şey yapar. Hani düşünün bir ateş yakmaya çalıştırın. Şöyle kibritiniz yok diyelim. Böyle yakmaya Ne kadar uğraşırsınız. Ama bir ateş yandı mı var ya. O yaşı da atsan yaşı da yakar. O dönemler gelecek. O döneme girdik filan. Allah nasip ederse bunları Allah ömrümüz varsa göreceksiniz. Dediğimiz gibi yani bu İslam'ın Kur'an'ın hükümleriyle Allah'ın hükmünden kim rahatsız olur ya? Yarasadan başka. Yarasa güneşten rahatsız olur. Yani kaybedeni olmayan bir dönem inşallah. Herkes kazanacak. Kaybeden olmayan reisi cumhurumuz da diyor ya kaybeden olmayacak. Elhamdülillah. Aynen öyle. Kaybeden olmayacak. Kimse bizim çünkü düşmanımız değil. Biz hastalığın düşmanıyız. Hastanın değil. Bilmeyerek. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ya beddua et bunlara. Bilmiyorlar kızım ya Fatıma. Bilmiyor. Bilseler böyle yaparlar mı? diyor. Hakikaten bakıyorsun bir müddet sonra 3 sene, 5 sene bazen 10 sene geçmiş o peygamberi öldürmek isteyenler gelip peygamberin sah sahabesi olup Futuhat ı İslamiye'de hizmet ediyorlar. Onun için e, böyle e, İslamiyet hayat yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yani bunu da söyleyelim konumuz tabii e, başka yere biraz kayıyor ama akıllara gelebilir. Bazıları böyle korkar. Lan bu Müslümanlar öyle oluyor. Bahar geliyor yaz bize. Hayır arkadaş ya bu yaz geldiği zaman herkese geliyor. Sana da geliyor bana da geliyor. Kafanı yorma. Yani Burada insan haklarından bahsediyoruz, hürriyetten bahsediyoruz, inanç özgürlüğünden bahsediyoruz. Yani Allah'ın maddi manevi nimetlerinin artacağından bahsediyoruz. Zulüm olmayacağını, kimsenin kimseye inancından dolayı, kimsenin kimseye örtüsünden, başörtüsünden veya inancından dolayı Hristiyan'dın, Yahudiydin, Müslüman'dın, gel sana bunların olmayacağı ama biz bu asırda bunların hepsini gördük mü? Gördük yani maalesef Müslümanları biliyorsunuz yani. Zorla neler yaptırıldı? Ezanı ı Muhammedi'si, Kur'an bile yasaklandı. Neler yaşadılar yani? Yani bakın Mısır'da, Hindistan'da, İngilizler neler yaptı Müslümanlara? Avrupa'da, şey Afrika'da, Kuzey Afrika'da neler yaptılar? Cezayir'de, Fas, Fas'ta, Tunus'ta, Libya'da, İtalyanlar, diğer yerde Fransızlar. Ne zulümler yapıldı yani? Ülkemizde biliyorsunuz tek parti dönemindeki o zulümler. Bunlar tarih kitapları anlatmaya yetmez. Ama şimdi elhamdülillah herkesin, herkesin din ve vicdan hürriyetinin olduğu ki zaten İslamiyet bunu Kur'an bunu diyor ama uygulamış sözde değil özde. Din ve vicdan hürriyetini gerçek manada bak sözde değil özde tatbik eden ve bunu sağlayan sadece ve sadece İslamiyettir, Kur'andır. Peygamberimiz aleyhisselam uygulamış. Sahabeler uygulamış. Ya kimsenin la ikraha fi'd-din. Gab yani kimse dininden dinliğinden zorla çevirilemez kimse zorla din kabul ettirilmez öyle bir şey yok bahusus ki diyor yani e, medenileri diyor galebe ikna iledir söz anlamayan vahşiler gibi icbarla değildir bu, bu asır artık medeni bir asır davasını ispat eden kazanacak artık algıların arkadaşlar algıların yalanların da kolaylıkla ortaya çıktığı ve algı ve yalanların da e, prim etmediği günlere gireceğiz Allah izin verirse çünkü dünyada biliyorsunuz medyayla nasıl ki Firavun döneminde sihirbazlar e, insanların gözlerini boyuyorlardı, hayali hakikat gösteriyorlardı. İnsanlığı şu anda küresel medyada vesaire İslamiyet'i yani bir terör örgütüyle isimlerini vermeyeyim. Hem reklamlar olmasın hem de yapay zekaya takılıyor videolarımız. Terör örgütleriyle Müslümanları mesela bir göstermeye çalışanlar var. İşte şekillerini Müslümanların böyle değişik korkunç bir şekilde bakıyorsun. Yüzleri, kafaları, sakı, saçları, sakalları, elbiseleri yok kadınlara böyle yapıyorlar. Yok şöyle ya Allah muhafaza. Halbuki İslamiyet nerede? O nerede? İslam tarihine bak, medeniyete bak. Medeniyetler yapmış. Allahu ekber. Ya sultanlara taç giydiren. Her neyse. Allah sallallahu aleyhi Dolayısıyla yani bu noktayı nazardan Ümit var olumuz şu gelecek istikbal inkılabı ateşi içinde en yüksek bir seda İslam'ın sedası olacak. Bunun da tabii ki hizmetkarları var, hizmetçileri var. Reisi Cumhurumuz Allah razı olsun bunun maddi ve manevi hizmetkarlarından bir tanesidir. Allah ona bu şerefi verdi. Ne zamandan beri? 1994 beri İstanbul Belediyesi'nden beri bu hizmeti başladı ve devam ediyor. Yani Allah razı olsun şair İslamiye'ye karşı büyük vazifeler yaptı. Başörtüsünün yasağını kaldırmasından, Kur'an kurslarından tutun, imam hatipler meselesinden, fikir özgürlüğü, dinle alakalı meselelerinden, sivil toplum kurulaşından tutun. Ayasofya camiimizi mesela müze olmaktan, Fatih'in vakfiyesini elhamdülillah aslına çevirerek yani yüzlerce böyle hizmetleri var sadece özgürlükler adına. Binlerce de Hatta on binlerce de maddi hizmeti var. Bu dersimiz onun o hizmetlerini saymak makamı değil. Fakat esas olarak burada bugün iki tane mesele konuşacağız. Yani nur talebeleri. Ya hocam siz siyasete mi giriyorsunuz? Ya siz ya biz iman, din herkesin malıdır. Camiye herkes gelir. Bütün parti mensupları gelir. A'yı, B'yi destekleyenler. Kur'an herkese hitap eder. Ama ve Kur'an şunu der. Doktora gelince hasta. Şu, bak sağlıklı gıda budur. Bunu ye, bunu iç, bunu şey. Ama adam gene bile bile yani sigara içme diyor doktor. Gidiyor adam sigara içiyor. Günahkar Müslüman olur değil mi bu da yani? İçki içmedi, inkar etmediği müddetçe günahkar olur yani. Yani ama din herkesin malıdır. dini herkes muhtaçtır. Din bir partinin malı olamaz. Din ve dini hizmetler hiçbir zaman bir siyasi şeyin hizmetine, gayesine verilmez. Ama siyaseti dine hizmetkar kullanabilirsiniz. Bakın bu önemli. Siyaseti vatana, millete hizmet etmek için kullanabilirsiniz. Siyaseti makamları ne yapmak için? Vatana hizmet için kullanabilirsin. Ama ben vatanperverim, bilmem neyim deyip de kendi şahsi menfaatini, maaşı için, şunun için, şahsi istikbali için kim olursa olsun kullanırsa, Allah muhafaza onlar yedikleri, içtikleri bile haram olur. Ama nedir? Bu makamlar hizmet etmek için vardır. Siyaset dine hizmet etmek için, siyaset vatana, millete, Kur'an'a hizmet etmek için vardır ve böyle olması lazımdır. Şimdi, şimdi... E Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesinin Muharri İsa Abdülkadir'in Arabi makalesinin tercübesi diye aynısını Bediüzzaman Hazretleri Emir Dağ'da ki bunu Bediüzzaman Hazretleri de ona göndettiriyor yani bu, bu şeyleri. İhvan-ı Müslüminle onların diyor farkları. Ben bir paragrafını okuyacağım. Bağdat'ta çıkan Eddifa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahis de diyor ki Türkiye'deki Nur talebelerinin İhvan-ı Müslümin cemiyetiyle alakaları nedir ve ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye'deki nur talebeleri Mısır'da ve Arap'ta İhvan-ı Müslim'in namında İttihad-ı İslam'a çalışan cemiyetler gibi müstakil cemiyet midirler? Ve onlar da onlardan mıdır? Ben de cevap veriyorum ki nur talebelerinin ve İhvan-ı Müslüm'ün cemiyetlerinin gerçi maksatları Hakayk-ı Kur'an'ı ve imani hizmet ve İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların saadeti dünyevi ukulelelerine hizmet etmektir. Burası bak çok önemli. Bakın diyor Bediüzzaman Hazretleri de bu Abdülkadir bu, mektubun bu şeyini gönder Emir Daha'da şeyini okuyacağız. Bediüzzaman Hazretleri nasıl ki siyaseti dine alet ettiğini. Çünkü siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı siyaseti taassuba, diktatorizme alet edenlere karşı siyaseti hürriyete hakikata hizmet et, hizmetkar etmek lazım değil mi? Bakın ama Müslümanlar mesela Mısır'daki bulunan, şu an Arap aleminde dört bir tarafında var. İhvan-ı Müslüman cemiyeti veya Türkiye'deki Müslüman cemiyetler. Gayeleri ne olması lazım? Ve bunda diyor bak nur talebelerle müttehiddirler. Nedir? Ya İttihad-ı İslam'a çalışan cemiyetler. Evet bunlar. Maksatları hakiki Kur'an'ı ve imaniye hizmet. Bir neymiş? Kur'an'ın ve iman hakikatlerine hizmet etmek bunlarda. Başka ikincisi İttihad-ı İslam dairesinde Müslümanların sadece dünevi hukuklarına hizmet etmektir. İttihadi İslam dairesinde Müslümanların hem dünyadaki saadetlerine yani evi barkı olacak, cebinde parası olacak, evinde arabası olacak ama arabaya o binecek, araba ona binmeyecek ha. Bak saadeti dünyevi ve ukrevilerine hizmet etmiş. Çünkü akrebi saadetler olmazsa o evi, arabası onu mutlu etmiyor. Daha önce konuşmuştuk. Avrupa'da dünyada en zengin ülkeler en mutsuz olduklarını görüşmüş, konuşmuştuk intihar olanların suç oranlarının ne kadar böyle şey olduğunu anlatmıştı. Mutsuzluğun ne kadar fazla olduğunu. Demek ki insanın kalbi çünkü maddeyle doymuyor. Ruhun gıdası ayrı, kalbin gıdası ayrı, aklın gıdası ayrı, şehvetin gıdası, nefsin gıdası ile onları karıştırmamak gerekiyor yani. Evet. Ama saadeti dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir. Bu da var ama insan sadece yani e, ruhtan, kalpten, akıldan mı ibaret? İnsanın cesedi de var, midesi de var, değil mi? Gözü de var, kulağı da var. Bunlar da rızık ister. Bunların da teneyi lazım. Yani güzel peygamber dünyada diyor rahata sebeptir. Ne geniş bir ev, güzel bir binek, salih veya saliha bir eş. Değil mi? Bak dünyada saadet sebebi bunlar. Allah hepimize nasip etsin. Çok geniş, güzel, hayırlı evler, güzel binekler, salih, saliha, zevceler, zevçlerimiz, zevcelerimizle Allah salih ve saliha eylesin. Salih ve salihaların da salahatlarını artırsın. Evet bak saadeti dünyevi ve uhrevilerine hizmet etmektir. Fakat diyor nur talebelerin 5 6 cihette farkları var. Şimdi nur talebeleri mesela bakın kuş şey yapacak. Mesela İhvan-ı Cemaat cemaati Allah ebeden razı olsun çok sevdiğimiz ama parti kur mesela nur talebeleri diyor parti kurmazlar. Nurcuların partisi de bir parti var mı? Müslümanlar bak Bediüzzamanlar hayır. Bak ne diyor? Birinci fark nur talebeleri siyasetle iştigal etmez. Yani bizatihi gidip siyasi bir partiyle efendime söyleyeyim bir parti kurup din namına siyasetten kaçarlar bu cihette. Eğer siyasete mecbur olsalar ama vaziyet itibariyle, konum itibariyle siyaset yapmaya mecbur olurlarsa ne yaparlar? Siyaseti dine alet yapıyorlar. Ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı dinin kutsiyetini göstersinler. Yani nur talebeleri bizatihi esas maksatları, dün, dünyevi maksatlar, siyasi maksatlar değil ama bu insanların dediğimiz gibi yani İslamiyet sadece camide veya medresede, evde yaşanan değil. Haram, helal, faiz, sirkat, hırsızlık, katil, yani insan öldürmek, içki, kumar, kötü alışkanlık. Bunları da men etmiş yani Kur'an. Bunların da uygulaması var. Bak bunlar da siyasete taalluk eden vazifeler yani. Mesela nedir? Tabi ulul emirlerin tatbikatıyla alakalı. Yani yöneticilerin, Müslümanların da ki hürriyetle münazarat adlı bedrimaziler diyor. Yani bir yöneti bir reise beraber bu seçimle meşveretle alakalı olduğunda meşveret seçim meselesinde herkes vatanının milletinin ve geleceğini hepsi kendisi düşünüyor. Onun için öyle gayretle çalışıyor. Aman bana yöneticiler düşünsün demiyor sadece. Bu diyor ülke benim, bu gelecek benim, benim evlatlarım ona göre çalışacağım diyor. Evet, nur talebeler ne yaparlarmış? Eğer diyor siyasete mecbur olsalar siyaseti dine alet ediyor, yapıyorlar ki ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı ne yapsınlar? Dinin kutsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetler asla mevcut değildir. Bakın nur talebeleri kendilerin adına veya nurcular partisi diye bir parti olmaz. Müslümanlar parti böyle bir şey istemiyor. Ama Müslümanların samimilerinden, ehillerinden siyasete A, adı, A partisi adına, B partisi adına zamanında işte sağ partileri Menderes, adına rahmetli Adnan Menderes'in partisi olmuştu. De Demokrat Partisi olmuş, Rahmet sonra Turbu Dözal'ın partisi olmuş değil mi? Allah rahmet eylesin. Şimdi mesela Adalet ve Kalkınma Partisi e, öncelik ediyor. Ay, şimdi onunla beraber hizmet eden Cumhur İttifakı'ndakiler vesaire. E, yapanlara destek verir. Ama siyasi bir cemiyetler asla mevcut değil. İhvan-ı Müslümin ise. Bakın Bediüzzaman onları yani yaptığı şeylerle alakalı, iştihatlarıyla alakalı şey yapmıyor ama diyor böyle değil. Memleketle de vaziyet sebebiyle siyasetle dinle hindi iştigal ediyorlar. Onlar da siyasetle memleketlerinin kendi konumları itibariyle din lehinde işte galiba siyasi cemiyet de teşkil ediyor. Parti kuruyorlar yani ülkelerde ama bir kez o parti zil zarar benfa neyse ben Arap aleminde onlarla bu meseleleri çok konuştuk. Ama Allah ebeden razı olsun. Arap aleminde Risale-i Nur'lara sahip çıkan, Risale-i Nur'ları anlayan, Risale-i Nur'ları neşreden hatta tercüme hizmetlerinde faaliyetlerinde bulunan bu i̇hvan ı Müslümin ve cemaatiydi. Allah ebeden razı olsun. Çünkü Ehl-i sünnet bir cemaattir. Kur'an'a ve İslam'a hadimdirler. Elhamdülillah. Ama siyaseti birin şey olarak önde durduğu için çok zulüm çektiler. Her yerde hapisler, katiller, her yerde başlarına olmadık gelen kalmadı. Korktular çünkü siyasi bir maksat gibi olunca ha, bunlar koltuğu ele geçirip bize ala Ama nur talebeleri ne diyor? Koltuk sizin olsun. Siz adam olun. Koltukta siz durun. Hizmet edenler dursun. Biz sizin koltuğunuzda gözümüz yok. Biz size dua ediyoruz. Allah size iman, başlarınıza akıl, kalplerinize iman versin. Vatana, millete, dünyaya, ukraya çalışın. Bizim sizin koltuğunuzda gözümüz yok. Makamınızda da gözümüz yok. Siz size Allah daha çok versin. Bizim maksadımız sizlerin vatan, millet, Kur'an, İslamiyet lehinde çalışmanız. Devam ediyorum. Yani 3-4 farklı, çok ehemmiyetli bir mektup ama diğerlerine girmeyeceğim. Mesela Nur Talebeleri bir yerde toplanması, bir bir tane mürşitten ders almaları vesaire bir gazeteleri falan yoktur diyor. Bakın bugünlerde birileri gazete mazete böyle şey yapıyorlar ya. Yeni Asya adını vereyim yani. Böyle bir şey yok yani. Neyse okuyalım mı olmazsa? Bu, bu da ortaya çıkmış olsun. İkinci fark nurcular. Üstatlarla ihtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller. Yani bir tane reisimiz var. O bize emir ediyor. Onun dedi emir komuta yok. Bakın emir komuta sistemine koyanlar, bak FETÖ'dür METÖ'dür vesaire olanlar hep ümmeti nereye dalalete götürdü bizim düsturlarımız kitap edirleyiş şer'iye dediğimiz dört şey yani kitap sünnet icma kıyas fukaha var ya bu dört mesele bunları da ehilleriyle beraber istişare edip karara bağlamak zaten muhkematlarda farz vacip sünnet müstahaplarda meşeret zaten olmaz ama tarzı tefehümle alakalı bazı meseleler olur bunlar da ehilleriyle ne yapılır istişare edilir yoksa bir tane böyle bir e, hocaları var o da emir ediyor Öyle bak yok. Bunlar hep insanları ne yaptırar Allah muhafaza. Yani İslami cemaatlerde böyle hiyerarşik şeyler. O hiyerarşik şeyin içine de na ehiller girerler ve ümmeti Allah muhafaza. bugün bak işte bir yere ele geçirmiş. A yerinin gazetesini adam herkesi ona empoze ediyor. Filan B cemaatini diyelim ele geçiriyor adam. Çünkü ne? Bir adam diyor. Tek adam. Halbuki meşhuret esas olmalı lazım. Kur'an bak Bediüzzaman bak nur talebeler ne yapmazmış? Bak ders almak için beraber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki koca bir memleket bir dershane hükmünde Risale-i Nur kitapları onların eline geçmekle üstad yerine onlara bir ders veriyor. Her bir Risale bir sahi hükmüne geçer. Hem ellerinden geldiği kadar ücretsiz istinsah ederler. Yani o zaman yasaktı. Yani 25 sene de diyor Risale-i Nur böyle 600 bin bak 600 bin nüsha Risale-i Nur elle neşredilmiş yazılarak. 600 bin nüsha elle. Ya. Muhtaçlara mukabelsiz veriyorlar. Ücret de istemeden. Okusunlar ve dinlesinler. Bu surette büyük bir memleket büyük bir dershane hükmünde oluyor. İhvan-ı Müslümin ise umumi merkezlerde mürşit ve reislerine görüşmek ve emirler ve ders al, der almak için ziyaretlerine giderler. Bu umumi cemiyetin şubelerinde o büyük üstadla ve ve vekilleri hükmündeki zatlarla yine görüşürler, ders alırlar, emir alırlar. Hem umumi merkezlerde çıkan ceride gazete ve mecellelerin fiyatını verip alıp onlardan ders alıyor. Kim? Onlar. Ama nur talebeler bak 5-6 cihet farklı dedi. Üçüncü fark, nur talebeler aynen Ali bir medresenin ve bir, bir üniversite darülfunun talebeleri gibi ilmi muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. zaman Hazretleri bakın açık üniversite falan var ya uzaktan eğitim, online eğitim onu ilk kurandır. Yani ev, uzaktan eğitim, kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, herkes. Aynı diyor o medresenin, üniversitenin talebeleri gibi büyük bir vilayet bir medrese hükmüne geçer. Birbirini görmedikleri halde, birini tanımadıkları halde. Yani gidelim filan yere üye da tanışalım öyle bir şey yok. Ya kalben sen ya eserleri okuyarak, dusturları yaşayarak birbirini tanımadıkları, uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar. Ama İhvan-ı Müslümin ise memleketleri ve vaziyetleri iktizası, mecelleleri, de, yani dergileri ve kitapları çıkarıyorlar. aktar aleme alemine Onunla birbirini tanıyıp ders alıyorlar. Dördüncü fark, Nur talebeleri bu zamanda ve bugün de ekser biladi İslam'da intişar etmişler. Ve çoklukla vardırlar. Dünyanın şimdi 120 ülkesinde medrese var. Risale Nur talebeleri var. Bu intişarlarını ayrı ayrı hükümetlere bulundukları halde hükümetlerden izin almaya muhtaç olmuyorlar ki tecemmü edip toplansınlar ve çalışsınlar. Ben mesela Afrika ülkelerinde bulundum. Uzak Doğu'da, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, işte Cezayir'de, Fas'ta bulundum. Ee, daha birçok İslam ziyaret ettiğim işte Lübnan, Suriye'dir vesaire. Bir kısmında Mısır, Suudi Arabistan ve Cezayir'de bir müddet kaldım. Diğer yerlerinde kısmen ziyaretler, e, sempozyum, paneller vesaire. Ama gittiğimiz mesela yerlerde, kaldığımız yerlerde böyle siyasi bir cemaatin yok ki gidip ben şöyle izin izin alayım. İşte Kuran tefsirini okuyorsun. Bizim dersimize de milletvekilleri de gelirdi, istihbarattan da gelir, askeriyeden de gelir. Herkes gelir. Muhalif partilerden de gelirdi. Hatta Cezayir'de Tabii biz toplumu o kadar bilmiyoruz. Zamanla herkesle tanışıldı. Üniversiteler, hocalar falan. Derslere geliyor. Bir eserlerden okuyoruz, mütalaa yapıyoruz. Derse gelen arkadaşlar tabii birisi dedi ki abi dedi ya bu filan A partisinden, bu da filan B partisinden. Bunlar beraberken ayrıldılar. Yani kanlı bıçaklılar bunlar tabiri caizse. Ama dedi bunlar ben görüyorum. Her hafta buraya derse geliyorlar. İkisi de susmuştu. Güzel Kur'an dersi dinliyorlar. Dedi bu bir Kur'an mucizesi yani. Mümkün değildi de onları bir yerde tutturamazsın. Ya elhamdülillah. Çünkü biz iman Kur'an herkese hitap ediyor. Ya çünkü meslekleri siyaset ve cemiyet olmadığından yani biz bir ülkede filan yerde bulunurken bir partiyi temsilen değil İslam'ı Kur'an'ı temsilen bir Müslümanlar oralarda bulunurlar. İlmi temsilen bulunurlar. Onun için oranın hükümetlerinden de siyasi bir faaliyet olmadığı için siyasi bir izin almaya da ihtiyaç duymazlar. Öğretmen öğretmenliğini yapar, esnaf esnafını yapar. Bana bununla beraber Kur'an'ı hizmetlerini, derslerini yapar. Hükümetler izah kendilerini mecbur bilmiyorlar. Ama İhvan-ı ise vaziyetleri itibariyle siyasete temas etmeye cemiyet teşkiline ve şubeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarını, bulundukları Arap ülkelerinde mesela öyle yaptılar. Merkezler, şubeler açtılar, siyasi partiler kurdular. Ama o siyasi partiler, isimler onların oldu, onları buldular, hapislere soktular. Çünkü muhalif siyaset bu. Lehte aleyhte olup izin almaları lazım, icazet ruhsat almaya muhtaçları nurcular gibi bilinmiyor değiller ve bu esas üzerine kendilerini umumi merkezlerine Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Ürdün'de ve Sudan'da, Mağrip'te ve Bağdat'ta çok şubeler açmışlar. Beşinci fark, nur talebeleri içinde çok muhtelif tabakalar var. 7-8 yaşında camilerde Kur'an okumak için Elif Bay'i ders almak olan çocuklardan tut. Ta 80-90 yaşındaki ihtiyarlara varıncaya kadar kadın erkek hem bir köylü, hambal adamdan tut, ta büyük bir vekile kadar bir neferden büyük bir kumandana kadar taifeler nice var. Yani risale-i nuri okuyan ilkokul talebeleri var. Anaokul talebeleri de var. Kadınlar var. Ümmiler yani hepsinden var. Öğretmeni var, mühendisi var. Yani ne dedi bak burada? Bir milletvekilinden ta büyük bir kumandana kadar okuyanlar var. Ya. Yani bir tabakaya hitap etmiyor. Sadece siyasilere, sadece işte kadınlara, sadece üniversitelere değil. Toplumun her tabakasına hitap eder. Bütün nurcuların bu çok daifler umum bütün maksadı. Peki maksatları ne? Yani gayeleri ne bu insanların? Kur'an-ı Mecidid'in hidayetinden ve hakiki imaniyle nurlanmaktan ibarettir. Kur'an'ın ahkamıyla, hidayetiyle ne yapmak? Nurlanmaktan başka bir şeyler yok. Bütün çalışmaları ilim, irfan ve hakiki imaniyeyle işletmektir. Bundan başka bir şey şeyle iştigal ettikleri bilinmiyor. 28 seneden beri dehşetli mahkemeler, desas ve kıskanç muarızlar, bu kutsi hizmetten başka onlar da bir maksat bulamadıkları için onları mahkum edemiyorlar. Ve dağıtamıyorlar. Ve nurcular müşterileri kendi taraftarlar aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir. Müşteriler aramayız. Onlar gelsinler bizi bulsunlar diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar. Yani nur talebeleri öyle çokluk olsun. Her taraf bizi dinlesin. Çok, ya yok hayır. Bazen bir kişinin hidayeti bin kişiye bedeldir. Kalite kalite. Yani bir tane <laughs> Yani bir elmas da taş, taş da taş. Yani ama bir elmas taşı ya dağlar dolusu taşa bedel. Yani bir tahkiki imanı elde etmiş adam gibi bir adam binlerce kişiye bedel. Kemiyete hemmiyet vermiyorlar. Hakiki ihlası taşıyan bir adamı yüz adama tercih ediyorlar. Ama ihvan-ı ise gerçi onlar da nurcular gibi ulum-i ve marifet-i ve hakiki imaniye temessük etmek için insanları teşvik ve sevk ediyorlar. Fakat vaziyet, memleket ve siyasete temasçı iktizasıyla ziyadeleşme yani çoğalmaya, taraftar toplamaya mecburlar. Kemiyete ehemmiyet veriyorlar. Taraftar alıyor. Niye? Onları destekleyen insan. Ama altıncı far, Bunu okuyup bitiriyoruz. Hakiki ihlaslı nurcular. Menfaat-ı maddiye ehemmiyet vermedikleri gibi. Bir kısmı azam iktisat ve kanaatla fakirül hal olmalarla beraber sabır ve insanlardan istigna ile ve hizmet-i Kur'an'da hakiki bir ihlas ve fedakarlıkla ve çok kesiletli ve şiddetli el karşı mağlup olmamak için ve muhtaçları ehl, hakikata ve ihlasa davet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rıza ilahiden başka o hizmeti hususiye hiçbir şialet şey etmemek için bir hayat-i ictimai faydalarından çekiniyor. Bakın bu çok önemli. Bu da altıncı farz. Yani nur talebeleri imanı, Kur'an, hizmetlerini bir makama, mansıba, maddi bir ücrete nail olmak için yapmazlar. Bir yer açalım da insanlardan bir yer para toplayalım. Bir şey işte buraya girelim de buraya adamlarımızı sokalım. Hiçbir zaman olmamış. Bülach istiyor. Öyle olursa ihlası kaçırırsın. Maksadını bozarsın diyor. Ama birileri bunu yaptı değil mi? Yani bak FETÖ yaptı falan ABC böyle yapanlar hiç bak ne diyor? Demek ki bunlar bu nurculukla alakası yok kardeşim. Kitaba yören nurcu olacaksın. Yoksa aa, adını öyle koyuyor ya. Adını koyabilir. Para da adam sahte para yapıyor. Üzerine para yazıyor. Lira yapıyor. Sahte. Anladınız mı? Her şeyin sahtesi var. Paranın da sahtesi var. Adamın da var. Nurcunun da sahtesi var. Nurcum deyip Buna bakacaksın, dusturlara bakacaksın. Evet. Tafsilatına girmiyorum. İşte dusturların olursa, terazin olursa seni kimse kandıramaz. Evet. Ama ihvan-ı ise onlar da hakikaten maksat itibar aynı mahiyet oldukları halde mekan mevzu ve bazı esbab sebebiyle nur talebeleri gibi dünyayı terk edemiyorlar. Azam-ı fedakarlığa kendilerini mecbur bilmiyorlar. Evet. İsa Abdülkadir Bağdat'ta evet şimdi zaman Hazretlerine de e, soruyorlar o zaman e, hürriyette hamiyeti dini hamiyeti milliye vesaire dünyanın diyor ömrü kalmışsa diyor e, bu müjdeleri biz dersin başında var ya yalancı politikalara diyor işte teselliye muhtaç olanlar şey diyor. Ee, bakın şurayı okuyalım işte. Acaba en ziyade kuvve-i manevi ve teselliye ve metanete hisse ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer. Bu zamanda kuvve-i manevi ve teselli ve saadeti temin eden ve İslamiyet ve imandaki nokta istinat vakayık imaniyeyi bırakıp garplulaşmak ünvanı. Öyle yaptılar. Ya imanı, Kur'an'ı o nokta istinadı bıraktılar. Allah'a dayanmayı bıraktılar. Batılılaşmak adına. Nelerini almadılar ki ya? Nelerini almadılar yani. Ya alıyorsan al da beni onu niye yapmaya zorluyorsun ya? Niye benim elbisemi değiştiriyorsun? Benim harfimi, benim ibadetimi niye değiştiriyorsun? Benim kanunumu niye değiştiriyorsun ya? Batılı yapıyor mu bunu? İslamiyet milliyetten istifade yerine bütün bütün kuvveyi maneviye kırıp ve teselli mahvedenle metaneti kıran kim yaptı bunu bak. İşte halk fırkası yaptı. Şimdi onu okuyacağız. Bütün kuvvetiyle Bediüzzaman Hazretleri halk fırkasının iktidara getirmemek için. Ya. Bütün bütün kuvve-i manevi kırıp ve teselli mahveden ve metaneti kıran dalalet ve sefahate ve yalancı politika. Bak, yalancı politika. Yalancı ha. Bediüzzaman Hazretleri işte Euzubillah'ın şeytanı ve siyaset dediği bu işte. Yalancı politika ve siyasete dayanmak. Yalancı politika ve yalancı siyaset. Bediüzzaman bunu ama adam gibi siyaset yapıyorsan doğru vatana, millete, Kur'an hizmet ediyorsan buyur helal olsun sana. Ama yalancı politika ve siyasete dayanamak Kimler yaptı bunları biliyorsunuz. Tarihe bir bakın. Ne kadar maslahat-ı beşeride menfaat insandan uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş. O zaman, o zaman öyle diyor. Şimdi değil ama pek yakın bir zamanda elhamdülillah şimdi bak 50-60 sene geçti. Efendime söyleyeyim. 1950'den o dönemden ama bu dediği dersten de 1909'da 10'lu yılları yani. Ee, görecek diyor yani. Başta İslam olarak beşer hissedecek. Dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'a kaygına yapışacak. yapışacak. İşte Sabuk temsil gibi eski zamanda hürriyetin başında bazı dindar mebuslar eski sayede dediler. Sen her cihette siyaseti, dine, şeriatı alet ediyorsun ve dine hizmetler yapıyorsun. yalnız şeriat hesabını hürriyeti kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Demek hürriyetle de meşruti, meşrutiyet şeriatsız olamaz. Bunun için senede şeriat isteriz diyenler için de 31 Mart'ta dahil ettiler. Eski Said onlara demiş ki evet milleti İslamiyenin sebebi saadeti yani bu milletin dünya ve ahiret bak hem dünyada hem ahirette saadetinin mutlu olmasının bir yolu var. Çıkar yolu başka yok. Sebebi saadeti yalnız ve yalnız bak yalnız ve yalnız hakaik İslamiye ile olabilir. Bu hayat-ı içtimaiyesi yani toplum hayatı ve saadeti dünyeviyesi şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa görüyorsun hırsızlığın önünü alamıyorsun. Hırsızlık Kur'an'ın ahkamını tatbik et bakayım. Kısası tatbik et öldürenleri mesela öldürmekle alakalı. Yani bak bakalım ne kadar şeylere geçilecek önüne. Allah Allah. Yoksa adalet mahvolur, emniyet zir zeber olur. Ahlaksız pis hasletler galip eder. İş yalancıların dalgavukların eline kalır. Dinle dindar bir toplum yetişmezse, dindar bir nesil olmazsa e, yalandan korkmuyor, haramdan korkmuyor, kul hakkından korkmuyor. Ne yapar o zaman? Kameranın görmediği, kanunun görmediği yerde her şey yapar. Yapmıyor mu? Çünkü kalpte kalpte şey yok. Ama hakiki mesela 10 tane dindar, yani 100 tane, bin tane dindar adamı mı yönetmek kolay? 10 tane dinsizi mi yönetmek kolay? Vallahi bin tane dindarı çünkü haram helali biliyor. Ama 10 tane dinsiz haram yok, helal yok, hırsızlık. Ne, ne ne onu şey yapacak? Hesabı yok. Kanunun şey olmadı. Görmediği her yerde her şey yapabilir. Yani ne dur diyecek ona? Evet. Sonra burada bir misal veriyor. Bu misali okuduk. Bu hırsızlıkla alakalı bir misal var. Yani şeriatın, Kur'an'ın ahkamının uygulandığı yerde hırsızlığın olmadığını. Ama onun adına başka yerlerde uygulandığı halde neler olduğunu anlatıyor. Yani 50 sene diyor ama diyor ya diyor çoktan diyor olmamız diyor. 50 sene bir tane kişinin diyor elini kesildiğini gördüm. Ama mallar açık. Ama siz o diyor ya nasıl olur? Biz günde her günde 50 kişi hapse sokuyoruz. Sizin buradaki kadar tesiri yok. Neden? Onun da işte sırrını anlatıyor. Ama biz buna girmeyeceğiz. Evet. Evet, evet. Bediüzzaman Hazretleri bakın İstanbul'da bulunduğu dönemde de ne yapmış? Bütün kuvvetleri de İstanbul'da siyaseti, dine, Kur'an'ı alet ederek çalışıyordu. Şimdi şimdi Bediüzzaman Hazretleri gene e, vatanda dört tane parti var diyor. Kimler nasıl geçmesi nasıl lazım? Bu bizim nur talebelerinin ana şablonu i̇ttihad İslam Partisi olsa mesela bir ülkede İslamiyet adına parti kurulabilmesi için diyor bak en az %60-70'inin tam dindar. Namaz kılmak da değil ha tam dindar. Biz %20'miz namaz kılıyor Türkiye'de düşünün. %60-70 yoksa diyor Allah muhafaza %60'ı 70'i tam dindar olmazsa din namına bir din, parti kursa adam dini, dini diyor siyasete alet eder Allah muhafaza. Ve mağlup olduğunda da din mağlup olur dine zarar verir. Bunların hepsini gördük. Ve düzmezler o zaman diyor. Halk Fırkası diyor var. İşte Millet Partisi var vesaire. Şimdi e, bunlar diyor ne rüşvetler vermiş, enaniyetleri yapmış, firavunlukları, nemrutçulukları çoğaltmışlar diyor. Memurlara böyle bir rüşvet vermişler. Seyyid-i Seyyidi Kavmu mümkün öyle yapmamışlar. Nasıl yapmış? İstibdat yapmışlar. Mutlak keyif. Yani Keyf küfriye diyor kanun namı katmışlar diyor. Yani kanun diyor bunu dedi diyor şapkayı giyeceksin yoksa kafanı asarız seni. Var mı böyle bir şey ya? Allahu ekber demek kanun böyle bir şey istibdat diyor. Yani öyle bir baskı, öyle bir diktatörlük yapmışlar ki yani. Din hürriyeti nerede? Anayasal hürriyet hakkım nerede benim ya? İnsan temel insan haklarım nerede? Ben, ben sana karışıyor muyum? Sen bana niye karışıyorsun? Madem laiklik var. Din niye ilişme, dinsiz ilişmediğin gibi dindara neye ilişiyorsun? Benim dinime nasıl ibadet yapacağıma niye ilişiyorsun? Benim giyineceğime neye ilişiyorsun? Benim harfime neden ilişiyorsun? Benim bayramıma, tatilime, cumama niye ilişiyorsun? Bak yani keyfi şeylere kanun namı katmışlar. insanlara Allah muhafaza. Sonra devam ediyor. İşte şurada vakitimiz epey oldu. Yoruldunuz belki siz 54 dakika olmuş. Fakat şurası çok önemli. Şimdi iki tane mesele var. Ee, dostlar. iki tane mesele var. Yani biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah rızası için seviyoruz ve destekliyoruz. Ama iki tane önemli mesele var. Dustur konuşuyoruz. Bir def işer celbinef nef aracı. Birinci düstur bu. Yani daha kötünün gelmemesi için hayrı bırak. Yani iki tane şey var. Hayır, bir, bir mesela yangın var. Yangını söndür. Evin boyası daha sonraki mesele. Veya dedi ki evin ön, eğer bunlar gelirse dinsizlik cereyanı ülkede yaptıkları böyle camileri akıllara mı çevirmediler? Kur'an-ı Kerim'i yasaklamadılar. Daha mazide yaptıkları belli zaten. Onları kitaplar, tarihler anlatmaya şeyi yetmiyor. Sürgünler, ihtilaller, adam asmalar ya başbakan astılar ya bu ülkede beyefendi ne ihtiraller yaparak her neyse. Gelelim günümüze daha dün arkadaş başörtüsüne bez parçası diyenler başörtüler üniversite alma daha dün daha geçen sene ne dediler? Orta çağ zihniyet dedi bizim çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğrettiğimizden dolayı orta çağ zihniyeti diyorlar. Bugün bakıyorsun Türkiye'yi parçalayacağız işte özellik getireceğiz vesaire vesaire. Ecnebilerle beraber bakıyorsun başka bir ülkenin baş, işte devlet başkanı muhalifleri birleştirip Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız falan filan filan filan. Niye? Şimdi bakın eğer bu adam gelirse yani bunlar gelirse ne oluyor? Bak şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki birincisi bu. Şimdi biz biz ne yapıyoruz? Evet reis Cumhur'u çok hizmetleri var. Ama bundan önemli. Bunları yapmasaydı biz desteklerdik. Yani diyor ki başörtüsüydü, kuran Kerim'di, Ayasofya'ydı. Bunları yapmasaydı desteklerdik. Neden? Ya çünkü karşıda gelen azam-ı şer şerrime halak halkçıların diyor o tefsir ederken Kur'an-ı Kerim'de de mün şerrime halak şugalarda var. Halkçıların diyor şerrinden halkların şerrinden Allah'a sığının. Kim diyor? Bu halk fırkası var ya bunların şerrinden Allah muhafaza. Bak ne yapmış bu? Dolayısıyla bak Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki efendime söyleyeyim şimdi bakın Adnan Menderes'e yazıyor Adnan Menderes'e yazdığı mektupta diyor, Üstad Hazretleri diyor niçin diyor demokratlara diyor Çünkü iman Kur'an hesabına diyor İslamiyet hesabına diyor onların diyor şeyleri, halbuki her şeyleri mükemmel mi, müspet mi? Bediüzzaman Hazretleri bakın düstur sayıyor eğer bak diyor ki ne, eğer demokrat parti düşse, bu çok önemli veya halk partisi veya millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki Halk Partisi ihtiyaçların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyet'in birinci reisinin sevr muahedesiyle, sevr anlaşması ve çok siyasi destelerle icbariyle 15 senede yaptığı icraatın kısmı azamı tamamıyla eski parti yüklendiği için bu asil Türk milleti ile o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. O zaman demek Cumhuriyet'in 15. şeyi kaçlara daha tekabül ediyor? 1924-23'ten itibaren Demek ki ne 23, 33 33 oradan 36 yani 1941'li demek ki şeyler mi? Ee, ama gerçi 1950'de 47'de kuruluyor herhalde 50'den sonra hükümete geçiyor. Yani 1940'lı yıllar işte. 47'li, 44'lü neyse yıllar. Efendime söyleyeyim eski parti yüklendiği için bu asil Türk milleti diyor ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Bak Bediüzzaman diyor ki bir de bu müjdedir ha. Biz bunu bak hep böyle keps yaptı arkadaşlar yayınladık. Yani bak bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen ihtiyara, iktidara, iktidara getir. Hakikaten de öyle olmuş. Hiçbir zaman bu millet onları tek başına hükümete getirmemiş. Ya ihtilallerle gelmiş ya bilmem koalisyon falan mevzu. Yani onlara bu millet hiçbir zaman halka sorulduğunda seçimle başa gelmemiş. Onun için diyor ki bak bu asil Türk milleti. ihtiyarıyla yani kendi seçeneğiyle. Ama mecbur bırakmışlar. Gelmiş adam ihtilal yapmış vesaire yapmış. Bundan. Koalisyon, muhalisyon falan öyle onun gibi şeyler olmuş. Ama diyor katiyen o parti iktidara getirmiyor. Bak ne diyor? Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa. bilin bu çok önemli. Yani dedi ki de ölçü. Ya bu adam gelse ne olur? Bu parti gelse ne olur? Komünist kuvvet aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Şimdi şekil değiştirdi. Dine, 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 dine hürmetkar gibi göstermeye çalışıyor. Hatta diyor ki ne? Burada da o zaman da olmuş. Kendisi diyor dinsizcesine diyor. Sibadı mutlaka taraftarken gelir diyor. Demokratların diyor ahrarın içerisine girer. Ta ki onları işte zayıflarsın. Onların sırlarını ortaya çıkarsın vesaire vesaire. Bir taraftan onları diyor mesela dine karşı hata yapmaya zorlarlar. Bakın Müslümanlar diyor ki bak 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 bu gördün mü? Dini hani siz dindar diye seviyordunuz. Bu ne kadar şey yaptı? Kendi bize şey yapıyordunuz der. Kendi de bu taraftan yapmacık bir din darlık yapmaya çalışır. Biz de şöyle yap dedik, şöyle yapıyoruz falan deyip kendine Müslümanların şeyini çal. Ama Müslüman akıllı olur. Bak ne diyor? Hiçbir Müslüman katiyen komünist olamaz. Yani dinsiz olmaz, materyalist olmaz. Yani Allah adam Allah'a değil de materyalizme, evrime, davrime inanan insanlara ne bekliyorsunuz ya? Bir Müslüman hiçbir bir zaman ecnebilerle mukayese edilmez. İşte bunun için hayatı içtimaiye vatanımıza dehşetli bir teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için bak bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti Kur'an ve Vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum dedi. Bak çok önemli. Demokrat Parti. Neden? Çünkü bunu destek Onların karşısında en kuvvetli kim? En müspet kim? Bunlar. Bunu desteklemesem kim geliyor? Ya bunlarda da hatam var. Sinek ısırıyor. Ötekisi yılan ejderha. Kim? Mi? Demokrat Parti'nin o kadar hataları, kusurları olmakla birlikte. Ödüz zamanlar ona şey yapmıyor. Hayır. O gelmezse kim gelir? Ağza müşer olur o zaman diyor. Bunun Yani bu düstur çok önemli. Yani bize bazen Müslümanlar kardeşlerimiz şöyle söylüyor yani ya kardeşim yani bir bir filan da gelsin bir şey yapsın. Ya hizmette hayırda yardımlaşacaklarsa buyursunlar. Tabii ki severiz, isteriz insanlar ama ya tarihi cemaziyel evveli malum. İçindeki insanlar malum. Şimdi bu altılı masa ve altındakilerle beraber yani sekizi dokuzlu oldu. Gayeleri malum, keyfiyetleri malum. Göstermelik içine bazı şeyler de Müslümanları da şey yapıyorlar ama mesele bu değil yani. Daha düne kadar dinime seven yani ana başörtü, anayasaya götürüp kendi bu 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 adam anayasa mahkemesinin imzası var başörtüsünün iptali için. Yani Allah fırsat vermesin. Camileri ahıra çevirenler mi? Ya. Ezanı Muhammediye'yi bir işte lakırtıya çevirenler mi? Ya Allah muhafaza. Bu cinayetler anlatmakla bitmez. Dolayısıyla bakın nur talebeler ne diyor? Der, bak halk partisi gelir. Gelmemesi için diyor. Demokrat Parti, Kur'an ve şu an onun yerine adalet ve kalkın. Çünkü yani şablon var. Bir halk partisi var. Bunun temsil ettiği bir ruh var. Bir de bunun karşısında olan var. Başka partiler de olabilir. Buna karşı en müsbet, en kuvvetli kazanma ihtimali olan ve bunların yaptıkları tahribatı yapmayan sağ parti desteklenir. Kim bu? Şu an belli. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakın yani şablonu görüyorsunuz değil mi? Ha bundan sonra geliyor biz Ayasofya yaptı, başörtüsü yaptı, vatana millete çok hizmetler yaptı vesaire. Ama bunları yapmasaydı bile ben bunu mesela çok zaman diyorum. Ya ya kardeşim ben fakir yoksa soğan böyle oldu patates böyle. Ya patatessiz yaşarım ben ama ülkesiz yaşayamam. imansız yaşayamam. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyor böyle zaman. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam. Ya bak hürriyetimle alakalı. Benim eşim İmam Hatip'te öğretmenlik yapıyor. Başörtüsüyle vazife yapıyor. Eski Türkiye'yi ya daha fazla zamana gitme. 10-15 sene önceye git bakalım. 10 sene önceye git ya. Yasaktı ya. Kanunen yasaktı yani. Anayasa mahkemesinin kararı vardı ya. Bu ülkede Süleyman Demirel gibi cumhurbaşkanlığı yapmış o dönemde. Başörtüler okumak istiyorsa Suudi Arabistan'a gitsin diyordu. Kendi ülkende, öz ülkende par yaydın ya. İngiltere'de başörtülü okuyabiliyorsun. Amerika'da başörtülü okuyabiliyorsun. Avrupa'da başörtülü okuyabiliyorsun. Kendi Müslüman ülkende başörtülü okuyamıyorsun. Var mı böyle bir zulüm? Ve bunu kim? Benim analarım, nenelerim, Kurtuluş Savaşı'nı yapan Gidin arşivlere bakın. Genel kurmayın arşivine. Bir tane açık kadın görebilir misin? Biz açık kadınlara saygılıyız. Ayrı mesele. Yani kimseye haka şey yapmıyoruz. Ama Kur'an'ın emridir. Ama analarımıza bakın. Hepsi Rahime Hatun da ya anat nene hatun da hepsi o ninelerimiz kurtuluş savaşında hepsi hepsi örtülü yani vatanı milleti örtüsüyle kurtaran bu annelerimizin bu gazilerin bu şehit annelerimizin örtüsüne uzanır mı el ya uzandılar ama. Ya sadece şu hizmetinden dolayı diyorum benim bin tane oyum olsa ben bu adama veririm. Aç kalayım önemli değil. Maaşım az olsun önemli değil. Soğan ekmek yiyeyim önemli değil ama hürriyetim olsun. Dinimi yaşayabileyim ya. Kimse benim dinime sövmesin ya. Bu da ayrı ikinci bir cihet. İfade edebiliyor muyum yani? Bakın hürriyeti ya hürriyetler. Diğeri gelse dine karşı yaptıkları belli ya. Yani ben demek yani çok siyasi söylem olur diye girmiyorum. Yani yoksa tek marifetler yani nerede teknoloji yaptılar, hangi fabrikayı yaptılar? Tek marifetleri heykel yapmak ya. Halen öyle her tarafa heykel açıyor arkadaş. Bu mu senin hizmetin ya? Utanıyorum ya. 21. yüzyılda halen heykel dikme yarışı. Dünyada Hindistan'da bile bu kadar heykel yok ya. Hindistan'da Budistlerde bu kadar heykel yok yani. Ya tamam yapıyorsan bir, üç, bir. Yani medeniyetin ölçüsü heykel yapmak mı kardeşim? Medeniyetin ölçüsü adam işte ne yapıyor? Konser mi? Ya bir tane bir mektep aç, bir kütüphane aç, bir sanayi şeyi aç. Bir şey yap, bir şey. Bir şey öğret insanlara. Yıllarca irtica geldi, irtica geliyor, irtica geldi, irtica geliyor deyip hep bundan uğraştırdılar milleti. Ne teknolojiye fırsat verdiler, ne okumamıza fırsat verdiler, ne bir şey yapmamıza fırsat verdiler. Bırakın şu an bakın teknofes gençliği geliyor. Artık kendi ülkemizde ilim adamlar eskiden TÜBİTAK'ın bilim adamlarımızı öldürüyorlar şehit ediyorlardı. Kendini intihar etti diyorlardı. Ne acayip. Dünyanın Türkiye'nin en zeki insanları durmadan gel. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama elhamdülillah onun için milli ve yerli. Ya, birinci şey bu. Ne? Demokrat Parti'ydi. Ne? o partinin diyor Halk Partisi'nin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti, Kur'an ve Vatan şu an hak, Adalet ve hak, Kalkınma ve Cumhur İttifakı. Ve Reisi Cumhur. Kur'an, Vatan ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyorum dedi. Ve bu asil bir Türk milleti diyor. O partiyi katiyen iktidara getirmez diyor. Bak zaman diyor bunu. Ben nur talebe olarak bu nasıl şey yapayım ben? Gelelim bu zatın yaptığı yol, han, çam, hastaneler, o maddi yani onları da saysak Allah sadece ben onun özetini gördüm. Bir de tak kaç iki seçim öncesini söylüyorum. İnan et 12 cilt sadece yaptıkları hizmetin özeti vardı. Şu an herhalde 20 cilt olmuştur özeti. Saymakla bitmez ya. Allah razı olsun ya. Eski adliyeleri biliyorum şimdiki adliyelere bak. Eski hükümet konaklarını biliyorum şimdiki hükümet konaklarına bak. Eski okulları biliyorum şimdiki okullara bak. Hay hastaneleri biliyorum şimdiki hastanelere bak. Eski trafik yolları biliyorum şimdiki yollara bak. Yani vallahi yollarda arabana dua ede ede gidiyoruz ya. Bunlar da ayrı. Anlaşılıyor değil mi? Ha dedik ya neymiş bizim siyah, bir ölçümüz var ya. Yani ben Abdülkadir Nurzade olarak bir vatandaş olarak ben Risale-i Nurları okuyan da bir insan olarak madem bize soruyorsunuz ben de söylüyorum. Yani çünkü insanı her şeyin bir formülü var. Pilavı nasıl yapıyorsun? Şu kadar işte pirinçten yaparım, bunu bulgurdan yaparım, şu kadar su, şu kadar yağ falan. Formülü belli. Sen de diyorsun ki bana nur talebesi Bediüzzaman ne yapmış? Ben de ha ben Kur'an'a göre, hadise göre ve da okuduğum eserlere göre ve benim kendi fikirlerimi de söylüyorum. Bununla alakalı cevap veriyoruz. Yoksa herkes kendi fikirlerinde tabii ki. Allah insanı hür yaratmış. Zaten dünyaya imtihana geldik seçme. İki yol var dedik ya başta konuştuk. Hangisini seçeceksin? Seç. Hayır ama Allah Hürriyet hakkı vermiş bize. Seçme hürriyetim var ama hürri, seçtiğinden mesuliyetin var. Doğruyu seçersen öyle. Yanlış seçse insan Allah muhafaza. Yani Allah hepimizin doğru... Yani bir şey söyleyelim. Doğru zamanda, formül unutmayalım. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle doğru işler yapmak lazım. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle doğru işler. Allah bizi muhafaza etsin. Nereden? yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış kişilerle yanlış işler yapmaktan da muhafaza etsin. Rabbim hayır ve hasenatlarımızı artırsın. Allah baştakilerin başlarına akıl kalplerine iman versin. Dediğim gibi diğer insanlara da A, Ali, Veli falan filan kimsenin düşmanı değiliz. Ama biz Müslüman olarak biz yaptıklarına bakar. Çünkü yaptıklarımız yapacakların delilidir. Biz tartar insan. Hangi firmanın şeyini alıyorsun? bunu? Ha bu adam firması ne yapmış daha önce? Ev alıyorsun firmanın diyorsun hangi ev? hayatta bir yaptığı adamın firmanın iş bitirmelerine bakıyorsun. Devlet bir ihale vereceği zaman diyor ki iş bitirmelerini getir. Kaç tane ne ne yaptın? Ne yol, ne bina, ne hani bakayım. Ya bizim demek ki düsturlarımız var, ölçülerimiz var. O ölçülere göre ne yapıyoruz? Hareket etmeye çalışıyoruz. Ya dediğimiz gibi kimse burada siyasette de burada bunlar da var ama vaktimiz yok yani siyasette hatasız olmaz yani insan bazen kusurları getiriyor bir ufacı kusuru getirip koskaca hasenatı örtmeye çalışıyor ki zaman Hazretleri diyor ki yani yani diyor efradi günahkardan mürekkep bir hükümetin şahsı manevisi masum olmaz yani böyle bir şey yok ya yani Allah muhafaza ama diyor zannederse bu adamları muhalif en doğruları her, her türlü ihtimali getirsen gene beğenmiyor ben diyor bunlara diyor ben anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Niye? Hiçbir şeyi beğenmiyor adam. Her şeyi reddediyor. Ya doğrularda birleşsene, doğruları seçsene ya kardeşim. Vatan millet için iyiyse onda vatanın milletin iyiliği için ittifak etsene. Hayır. Yani diyor ki ne? Adam diyor ki hudut sınırdır diyor. Namusumuzdur. Doğru. Hudut Hududu korumak için, hududun dışında güvenlikle alakalı, Suriye'de falan efendime söyleyeyim, Libya'da görev yapacak askerimizle alakalı tezkere geliyor meclise hayır oyu hani ya, ya bu adam gidip orada işte ki gelmesinler oradaki savaşı önlemeye çalışıyor oradan buraya itmek istiyorlar bununla alakalı tezkere oluyor hudut dışarılarında askerimizin bulunması orada görev yapmasıyla alakalı hem bunu diyeceksin hem bunu bu olur mu ya Allah basiret versin ee, inşallah dediğim gibi çok değişiklikler olacak ya Millet bu gibi hataları da artık millet olarak görüp artık nasıl ki bizim demokraside efendime milletin efendime söyleyeyim eee şeyle alakalı olarak biz hesap soruyoruz. Mesela o zaman FETÖ'cüler söylüyorlardı. FETÖ'cüler kamuoyunda o zaman Türkiye gazeteleri var, televizyonları var falan filan karşılaştığımız zaman işte bize de derlerdi. Hocam öyle böyle değil işte Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle kusurları var, şunları var, bunları var diyordum. Ver varsa var. Adama ben hesap sorurum. Sandık önüme geldiğinde ben hesap sorabilirim. Beğenirsem, beğenmezsem hesabını sorarım. Fakat senin Fetullah. Feton'un yani o zaman Fetullah bilen diyorlar. Ona hesap sorabilir miyim? Görebilir miyim? Göremem. Bu adamı ben gidiyorum, görüşüyorum. Kaç defa görüştüm vatandaş olarak? Hesap sorabilir miyim? Evet. Beğenmediğim eksiği varsa bu, bu seçimde beğenmedim derim. Değiştiriyorum derim. Seninkini değiştirme şansın var mı? Ya. Ve diyor ki şöyle kusuru varmış. Bana ne demek şahsi kusurlarına mana ahirette kendine ben yapılan hizmete bakarım. Sen nereden biliyorsun o adamın hem şahsi kusurlarını yok şöyle çekimi varmış sana ne? Allah Kur'an'da diyor ki böyle tecessüsü, tec casusluk yapma İnsanların özel hayatını araştırma. Sana ne sana ne? Velev varsa. ben ilgilendirmez seni de ilgilendirmez. Anlaşılıyor değil mi? Yok diyor efendime söyleyeyim şöyle diyor ee, Recep Erdoğan'ın böyle diyor yolsuzluk olmuş arsızlık olmuş. Peki diyorum siz daha düne kadar yani isimleri malum işte diğer partiler diğer yöneticiler o dönemde yani Ecevit'inden Mesut Yılmaz'ından bilmem neyine kadar. Bunlar peki alim miydi evliya mıydı ya? Bunların döneminde kusur yok muydu? Yolsuzluk yok muydu? Eksiklik yok muydu? Her dönemde olduğu gibi insanın olduğu yerde Hz. Adem'in oğluyla Habil, Kabil ya. O zamandan başlamış kıyamete kadar da iyi kötü her zaman olacak. Yani siyah beyaz her zaman var. İnsan olduğu yerde imtihan olur. İnsan olduğu yerde hata da olur. Yani cennette kusur olmayan yani cennete gidersek orada Allah'ın izniyle kusursuzluk var orada. Mükemmellik oraya orada. Ya bu dünyadaysa eksiklik de var, kusur da var, var da var. Peki diyorum sen buna böyle söylüyorsun ya bu dediklerinin 10 katı, 100 katı daha önceki veya Erdoğan'ın karşısındaki insanlarda 100 katı var. Onlara nasıl o zaman şeyden bakıyorsun? Susuyor. Ya insan bir akıllı olur. Sen bana bir şey söylüyorsan bir şeyden dolayı bir şey şey yapıyorsun. Diyorsun ki böyle kusuru var. Tamam biz o o kusurlar varsa olan kusurlarını tamir etsinler, daha iyilerini yapsınlar inşallah istiyoruz. Eksik olan kısımları biz de söylüyoruz. Ki insanlar da zaten birden mükemmel olamaz, birden bire her şeyi yapamazlar. Yani onlarca yüz sürer bir ülkenin yeniden şaha kalkması ki şu an 20 senede kastettiğimiz mesafe 100 senede edilmeyecek bir mesafe. Allah ihsan etti, ikram etti, mucizevi bir şekilde yani. Allah'ın lütfu ikramı. Elhamdülillah. Bununla birlikte daha iyi olabilir mi? Olur tabii ya. Ve olacak Allah'ın izniyle. Ama ve lakin sen bu adamı diyorsun ki şöyle diyorsun liyakatsız olabiliyor falan. E senin liyakat, karşıdaki adamların ne? Liyakatları ne? Şu kusuru yapıyorsun. Yani isim isim mi vererek yani yaptıklarını kamuoyunda millet medyada görüyor. Sadece medyadaki meseleleri konuşsak şurada. Ben utanıyorum. Haya ediyorum yani. Sanki böyle bir şey gibi ama ulan hani demiş ya dinime soran bari Müslüman olsa ya bari karşı tarafta dediğiniz yani bununla itham ettiğiniz adamlar karşı taraftaki böyle evliya alem ulema haram helal bilir o maşallah fakirül hal diyor reis sarayda yaşıyor sanki bunlar zannedersin çadırda yaşıyor adamların mal varlıkları iş bankasındaki hesaplarına bakıyorsun yani iş bankasının ortakları aldıkları paralara bakıyorsun yani utanıyor insan ben söylemeye utanıyorum. Ben ama bir vatandaşım ben. Medyayı takip ediyorum. İnsan şöyle bir bakar ya. ya. söylediğiniz zaman bari adam utanır ha lan biz söylüyoruz ama ya burada dediğin 10 tane varsa burada 100 tanesi var. İnsan utanır. Hani dersin ya bu şu şunu al. Bir tesbih var. Bunun 10 tane kusuru var. Bana getirdiğin tesbih ne? 100 tane kusuru var. Hayda. E ben deli miyim? 10 kusuru olanla bari idare ederim. 100 kusurluyla niye şey yapayım? Yani aklıyla dalga geçmek gibi yani böyle. İnsan utanıyor ve üzülüyor yani haddi zatında. Cenab-ı Hak tabi cumartesi günü akşam 6'ya kadar mı seçim yasakları başlıyor. Şimdi konuşmak serbest. Biz de Müslüman olarak bize de madem sorular soruluyor bir nur talebesi olarak da bunları bu meseleleri kamuoyuna veya bize tanışanlarla paylaşmak amacıyla. Dediğimiz gibi kimsenin ne şahsını, ne kurumsal böyle efendime söylerinin hedef al sadece yanlışa yanlış diyoruz hastalığa düşmanız ve tarihin muaciyesinde yaşadıklarımız ve gördüklerimiz ve okuduğumuz işte kitaplardan okuduk okuduğumuz benim çünkü ben bir ben mesela bir öğretmen ne yapar kitaptaki formüle göre matematikteki formüle göre o formülü çözerim. Ben de bir Müslüman olarak ne yapıyorum? Ben formüllerime bakıyorum. Diyor ki bak benim formüllerim bunlar bunlar buna göre alıyorum şablonu koyuyorum. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Bilmeyerek istemeyerek Allah'ın razı olmadığı bir söylemde bulunduysam bir yanlışta bulunduysam Allah beni affetsin. Eğer Allah ve Resulünün razı olmayacağı bir halde bulunduysa bir söylemde bulunduysak Allah bizi, bizi beni affetsin inşallah. Allah beden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ee, hmm. Allah nasip ederse müjdeleri dedik gerçi şeyde söyledik son kısmını dedik yeni son bir cümle olarak istikbar inkabı gelecekte en yüksek yükse de gülse de İslam'ın sedası olacak diyor ya, elhamdülillah Allah nurunu tamamlayacak ülkemizde alem İslam'da dünyanın dört bir tarafında dünyada zulüm ve zulümatı küfür ve küfraniyeti milletin dünyada insanlığın kanını, kanını emenler bak dünyada diyorum sadece ülkemizde değil ama Türkiye zaman Hazretleri diyor alem İslam'ın kapısının kilidi. Bu kilit açılırsa alem İslam kapısı açılır. Alem İslam kapısı açılır. Dünyadaki fütuhatlar yani dünyadaki barış, iyilik, adalet, ekonomik, özgürlük, insan hakları özgürlüğü, zulümler bitecek inşallah. bakma dünyada hiçbir fakirlik yok. Daha önceki derslerimizde iktisadi olarak anlattım yani. Dünyada yüzde dünyanın yüzde seksen bak yüzde seksen kapitali, parası, imkanı yüzde onluk bir kısmın elinde. Onun da yüzde ikisi aslında. O yani yüzde seksenin e, efendime söyleyeyim belki yüzde altmışı yüzde elinde. O yüzde yirmi de sekizin elinde. Diğer yüzde onda arada bırakmışlar. Onlar Yani yüzde sekseni yani sadece hayatını yaşıyor. İşte bir ev bir araba falan filan böyle bu gibi. Ama bak dünyada fakirlik yok ama bu zulüm düzeni şu an bu yani faize bina edilmiş, ribaya bina edilmiş, e, reel olmayan, gerçek olmayan, paradan para kazanan, üretim olmadan kazanılan para sistem bitmiş vaziyette. Ülkelerin trilyonlarca dolar borçları var. Yani işte İslam medeniyeti, Kur'an medeniyeti bu batı medeniyetinin boş tarafının yıkılıp yani iflas ettiler. Şu an Amerika'da bankalar iflas etti. İki sene sonra da görünsüz Amerika ya. 2024 seçimi geliyor. Bize uğraşıyorlar diye. Şimdi Allah onları kendilerinin içinde neler yaşayacaklar. Bu dediğim hele 20 sene süreç içerisinde. Onların dediğim gibi adam burada her tarafta ya utanıyorum ben demiyor ama her şeyime karışıyor. Benim askerime karışıyor, bilmem neyime karışıyor. Burada elçiler, büyük elçiler geliyor. Buradaki siyasi partilere gelip demet veriyor. Oradakiler akıl veriyor. Var mı böyle bir şey? Biz müspemle mi keme? Sömürge ülkesi miyiz? Sömürge valisi mi bizi yönetecek? Ha, Allah şimdi onlar kendi dertleriyle uğraşsınlar. Ama onlar da insanlık çaresiz kalacak. Kur'an'ın efendime söyleyeyim Kur'an'ın şeyine gelecek. Mecbur. Kur'an'ın resetelerine gelecek. Terü taze. Adalet. E, Allah'ın izniyle. Göreceğiz Allah'ın izniyle bunları. Bu arada yazmış bu bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şahidi. Şarkı... Evet. Yani ahir zamanda çok şahıslar var. Mehdi'ler var. Ee, siyaset aleminde de var bu, bu, zatlar. Onlar da vazife başında vazife yapıyorlar. İşte hmm, şey sandığı var ya okuyacak söyleyecek çok şeyler var. Aslında şiirler var şeyler hazırladım ama vakit kalmıyor. Kusura bakmayın ya. Tabut tabut tabutu sekine bir ma onun manevisi var. Oralara girmem. Oralara girmem. Oranın yeri buralar değil. Ehil de değilim o konuda. Ama velakin bildiğim bir şey var. O tabut sekine yani sandık sandık ee, o sandık işte milletin önüne gelen sandık. Milletin dualarıyla, milletin hayra taraftarlığıyla bu ümmet kendi içinde inşallah hayra taraftarlığıyla efendime söyleyeyim, şerden kaçmak için vatanın milletin vatan İslam'ın iyiliği için iyilerle beraber olmak için iyiliği seçecek hayrı seçecek adaletin ve kalkınmanın yanında olarak inşallah inşallah tekrar bu sandık milletin birliğine kaybedeni olmayan bir seçim olacak inşallah. Kaybedeni olmayan bir seçim milletin iradesi yansıyacak. Yalan kolay gelen istatistiklerden şeylerden gördüğümüz anketlerden de gördüğümüz Recep Tayyip Erdoğan Allah onu yeni bu vazifesinde de muvaffak etsin. Yeni kabinesinde muvaffak etsin. Vatana millete hizmette. Olan eksiklikleri, yanlışlıkları varsa yanlışlıkların tamir etmeyi, doğrusunu yapmayı. Eksiklikleri tamamlamayı. Şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetleri de tamamlamayı nasip etsin inşallah Rabbim. Allah muhalefetimizi de milli ve yerli olarak yapsın. Hayırda yardımlaştırsın. Birbirini hayırda yardımlaştırsın ve hayırda yarıştırsın. Vaziyete geçirsin. Yoksa sen yaptığını ben yıkacağım şeyinde olmasın ecnebilere ve terör örgütlerine alet olmayan bir şekilde hale getirsin Allah onları da. Onlara da tabii aldanıyor ve aldatırlar yani. Dünyevi maksatlar için insanlar ne yapıyor? Aldatabiliyorlar yani. Onun için der veya dedirtirler diyor. Biz neden dersimizin 3-4 önce hutubat başlamıştık. Ne derler demiştik. Kiminin neyini, kiminin cahını, kiminin. Hatta kiminin taassubunu kullanırlar dedi. Onun için Müslüman şey olacak. Akıl olacak. Bizim için mesela Mesela gayet vazı. Önümüzde gayet şeffaf. Yol da belli. Tercihimiz de belli. Ahirette bundan mesul olacaksam da bu mesuliyetimin de gereği bak nurlardan da okuyoruz. Ha, def işer celbi nef Birincisi bu. Önce şerri def et sonra faydayı. Ama faydalıca bir gelirse diğer taraf gelirse şerler konuşuyoruz. Bak madde 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 madde. Ya, millet de zaten bu gibi şeylerden dolayı ben dedi soğansız patatessiz ekmeksiz yaşar ama hürriyetsiz vatansız milletsiz Yaşama kardeşim. Patatesin, soğanı senin olsun. Ki onlarda da manipülasyon var vesaire. Girmeyeceğim oralara. Uluslararası krizler var vesaire vesaire. Var. Girmiyorum. Oralar farklı. Yani. Ama millet öyle de olsa dedik. Hepimiz öyle. Aç da yaşarız kardeşim. Ben aç yaşarım. Ama öyle Def işer celbine fera. Daha sonra şunları şunları yaptı diyoruz. Kıyaslıyoruz. Ondan sonra diyor ki ne? işi ehline vermek adına yani hem A cihetiyle yani dusturumuzun bu cihetiyle de Recep Tayyip Erdoğan. ikinci cihetiyle yaptıkları cihetiyle de baktığımızda da hayır da gene yani Recep Tayyip Erdoğan. Yani dusturlarımız okumuz orayı gösteriyor. Allah bizi hak vakkattan ayırmasın. Allah muhaliflere de fikir, izan, birlik onları da inşallah ki onlar bizim vatandaşlarımız millettaşlarımız onların da yanlışlarından doğu milletin milletin genel doğrularında havuzunda hep birlikte buluşmayı nasip etsin Allah. Yerli ve milli olmayı hepimize nasip etsin Allah. Cenab-ı Hak bizleri de affetsin, onları da taksiratlarını affetsin. Hayrı hayır görüp ittiba etmeyi, şerri şer görüp iştinab etmeyi hepimize Cenab-ı Hak nasip ve müessir eylesin. Subhaneke la ilmenin illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا ودعوانا من الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين ve وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر صدق الله العظيم Ya ربي İstanbul'un fethinin 570. yılını idrak edeceğiz ya Rabbim. Sen yeniden yeniye bu ülkemize ve alem-i İslam'ı manevi ve maddi futuhatlar ihsan eyle, ikram eyle, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eyle, bize ihsan ettiğin nimetleri artır. Le şekerdim, le azidennakum e diyorsun. Şükrederseniz artırırım. Allah'ım biz sana verdiğin nimetlerden dolayı çok şükrediyoruz. Medyunu şükranız ya Rabbim sana. Ya Rab, vatana, millete, imana, Kur'an'a hizmet eden reis-i cumhurumuzu, avanesini ve taraftarları Mansur'a muzaffer eyle. Dine, Kur'an'a, imana hizmet eden kim varsa dünyanın dört bir alemi İslam'daki idarecilere, vatandaşlara, Alim, ulema, tabip, sivil toplum kuruluşu, teyzeler, anneler, kimler varsa vatan, millet, iman, Kur'an için, sulh, selamet, doğruluk, iyilik için çalışan bir seve yaradanın yaradılandan yaradan yaradılanı yaradan için sevenlerden sen razı ol işlerini muvaffak ile ya Rabbi. Ya Rab askerlerimizi terör örgütleri içimizde ve dışarımızda dahilde ve hariçte işler çevirmek istiyorlar Allah'ın fırsat verme tuzaklarını başlarına çevir ordumuzu, askerimizi, mitimizi istihbarat, devlet güçlerimizi, güvenlik güçlerimizi hepsini havada, karada, denizde, sanal ve siber alemde görünür ve görünmez ordularına mansur ve muzaffer eyle ayaklarına taş değirme Ya Rabbi Ya Rabbine vatanımızda birlik, dirlik, alem, İslam'da birlik ve dirlik, mazlum, Filistin'de ma zulüm çek gören kardeşlerimiz var Mescid-i Aksa Hürriyetine alınmış ya Rabbim. Ayasofya'nın hürriyetini verdiği gibi Mescid-i Aksa'nın da hürriyetini verdir ya Rabbi. Gene şu milleti, şu aziz milleti, bin seneden beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmış olan şu aziz ve asil milleti ve ordusunu gene mazlumların imdadına koştur ya Rabbi. Mescid-i Aksa'nın da hürriyetine kavuşmayı nasip ve müyassereyle görmeyi nasip et ya Rabbi. Suriye'de, Irak'ta, Maynamar'da, Doğu Türkistan'da, hürriyetlerini kaybet, kaybetmiş kardeşlerimiz. Allah'ım onlara da bir hey, maddi ve manevi hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabul etmek zamanına kadar bize emanet emin kıl. Ya Rabbi ülkemizde 28 Mayıs'ta olan seçimlerin vatanın, milletin menfaatına tebdil eyle ya Rabbi. Sen vatan neticesini vatana, millete, imana, Kur'an'a, alem İslam'a hem Türkiye'miz, ülkemize hem alem İslam'a hem dünyaya hayırlı neticeler ihsan eyle. Kalplerimize surur ver. Vatandaşlarımızı, dindaşlarımızı hepsini birbirini sevdir ya Rabbi. Düşmanlık değil, dostlukta birleştir ya Rabbi. Birbirini müsamahayla kazananı, kazananı herkes olan, kaybedeni olmayan bir seçim ver bize ya Rabbi. Kaybedeni olmayan bir seçim var. Herkese kazandır ya Rabbi. Allahumma ağfir lana ve ve lil mu'minina yawma hisab rahmetike ya rahimin. Allahumma la tukhrijna min illa ma'ashata iman. Allah'ım bize cemahir-i müttefika İslamiye görmeyi nasip etsin. İslami Cumhuriyetler Birliği'ni göster. Türkiye Cumhuriyetler Birliği'ni gösterdiğin arkasından inşallah İslami Cumhuriyetler Birliği hepsini bunlar tohumlara atılıyor. Kemal erdir ya Rabbi. Ülkemizde maddi ve manevi gazlar, doğal gazlar, petroller çıkıyor. Daha çoklarının madenler çıkmasını, işlemesini bu ülkeyi maddi ve manevi cennetlere çevir ya Rabbi. Alem İslam maddi manevi cennetlere çevir ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Çok ver ama verdiğini sana şükürde kullananlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım verip de azdırma ya Rabbi. Verdiğini istikamette kullanmayı nasip et ya Rabbi. Verdiklerini şükür için kullananlardan, kullananlardan eyle. Şükür için nimetleri şükür için isteyen kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ne için yarattıysan? İnsanlığı bizi ne için yarattıysan bizi o yolda yürüt. Bizden razı olacağın amele muvaffak eyle. Efendimizin istediklerini senden istiyor. Sana sığındıklarından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabb bizi ne için yarattıysan, bizim hangi halim, bizden hangi halimizden razı olacaksan bizi o hallerde buyur Ya Rabbi. Kur'an'ı, peygamberimizi, dini mübin, İslam'ı senin emrettiğin şekilde, Efendimizin razı olup bize anlattığı şekilde anlamayı ve anlatmayı ve yaşamayı nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Ya Rabbim bizi iman ile yaşa, iman ile huzuruna al, bizi şehadetle huzuruna al Ya Rabbi. Bizi talebeyi ulum ile Ya Rabbi. Berzahta da Kur'an ve Kur'an'ın manisiyle, hakaik ile meşgul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatana iman hizmet etmiş, alim ulema, şehitlerimizin, şühedanın, gazilerimizin de ruhlarına okunan hatmi şerifler, fetih sureleri ya onlarda da hediyeli, vasileyle, haberdar eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimler şu derslerde vatanımızın, milletimizin selameti, sulhü, bereketi, dirliği dirliğine vesileyle ya Rabbi. Ülkemizde sulh ver, selamet ver, dirlik ver ya Rabbi sulhumuzu, selametimizi, emniyetimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin, amin. Ve duamız amin diyen kardeşlerimizden aileler arasında huzursuzluk varsa Allah'ın maddi ve manevi huzurlar ver, bereketler isen. İşsiz olanlara iş, aşsız olanlara aş, eş isteyenlere eş, eşleri olanlara hayırlı evlat, evlatlar olanlara salih, salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabul etmek zamanına kadar bizi emanet emin kıl. Fâkırı davâne ve davâmin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fâtiha. Ma's-salâben. Kına abudu ve iyâkin. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Amin. Allah öbeden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Pazar günü seçimimiz var. Ondan sonraki haftayız artık görüşürüz. Maksat da herhalde hasıl oldu birkaç haftadan beri bu manada. Ama hayat içtim alakalı bazı gene derslerimiz ilerleyen zamanlarda olur. Allah nasip ederse e, bilemiyorum. Belki pazartesi sağlık bir ders yapar mıyız bilemiyorum. İnşallah e, ihtiyaca göre e, şey yaparız. Belki pazartesi akşam e, bir ders yapabiliriz belki. Pazar günü e, benim görevim var, vazifem var. E, ondan dolayı o pazar günü olamayacağım. Yoksa yapardık yani ama benim görevim var. Görevim, vazifem olduğu için hizmet zamanı yani hizmet neredeyse maddi manevi bulunmak lazım Allah razı olsun hakkınızı helal edin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu